Oturduğu yerden elinden sular damlayan, kışın soğuk havada bile terleyen, giydiği kıyafetler terden sırılsıklam olan insanların hastalığının tıptaki adı hiperhidrozis. Vücudun belli bir bölgesinde oluşan aşırı terleme hastalığı özellikle ellerde, yüzde ve koltuk altlarında nüksediyor. Ellerdeki terlemeler doğumla birlikte başlarken koltuk altı ve yüz bölgesindeki terlemeler çocukların ergenlik döneminden sonraki gelişme döneminde başlıyor. Tedavi edilmediği zaman ileriki dönemlerde çocuğun hayatını olumsuz yönde etkileyerek depresyona sürükleyebiliyor. Hastalığın tedavisi ise oldukça basit. Birçok hastanede yapılan aşırı terleme ameliyatı için Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi'nde teknolojinin son imkanları kullanılıyor. Ondan sonra ufacık bir kamerası var. Ameliyat sonrası hasta ertesi gün taburcu ediliyor. Aşırı terleme için uygulanan diğer tedavi yöntemlerinde 4-5 aylık bir iyileşmeden sonra terleme yeniden görülüyor. Ameliyatta ise hastalık kesin olarak tedavi ediliyor. Hastalardan Gizem Algül yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Sınavlara girdiğimde bir heyecan oluyor. Heyecan olunca daha çok terliyor tabii. Kalemi falan bırakıyorum artık. Elimin terini bacaklarıma sürüyorum. Peçeteye sürüyorum. Sonra devam ediyorum sınava. Keşke daha önce olsaydım, yani pişmanım daha önce olmadığıma. Kırıkkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Berkant Özpolat da hastalık ve ameliyatla ilgili konuştu. Hastamız Gizem 17 yaşında. Adolesan dönem dediğimiz 10-19 yaş arası dönemde bu ameliyatların yapılmasının hem yan etkileri gidermekte hem de erken taburculuk ve başarı şansını artırdığını görmekteyiz tecrübelerimizde. Bu konuda özellikle eğitim hayatını, sosyal yaşantıyı, arkadaşlar olan ilişkisini etkilediğini görüyoruz. Onun için ameliyatın mümkün olan en erken dönemde yapılmasını hastalarımıza ve yakınlarına önermekteyiz.